Fatih Minin'in yeni yıl dileklerinin hikayesi. Karlı dağlar ve yaprak dökmeyen ormanlar arasında yer alan şirin küçük bir köyde Timmy adında meraklı ve hayal gücü kuvvetli bir çocuk yaşardı. Timmy parlak gözlü, maceracı, kalbi hayallerle dolu bir çocuktu. Eski yıl sona ererken ve kışın ilk kar taneleri havada dans ederken Timmy'nin heyecanı daha da arttı. Yeni yılın arifesinde köylüler kutlama yapmak için kasaba meydanında toplandılar. Rengarenk dekorasyonlar, parıldayan ışıklar ve sıcak kakaonun tatlı kokusu havada esiyordu. En sıcak atkı ve eldivenlerine sarılmış olan Timmy heyecanını gizleyemedi. Saat gece yarısını vurduğunda köye büyülü bir sessizlik çöktü ve göz kamaştırıcı bir havai fişek gösterisi gece gökyüzünü aydınlattı. Ancak Timmy'nin dikkatini çeken sadece parlak ışıklar değildi. Havai fişeklerin ortasında beliren gizemli bir figürdü. Celestia adından nazik ve nazik bir peri. Celestia'nın gözlerinde bir parıltı ve büyülü yıldızlarla dolu bir sepet vardı. Sıcak bir gülümsemeyle Timmy'ye yaklaştı. "Merhaba sevgili Timmy," diye selamladı onu. "Ben yeni yıl perisi Celestia'yım. Bu gece sana dileklerim hediyesini getiriyorum. Bu yıldızların her biri hayallerinizi gerçekleştirecek sihri barındırıyor." Timmy'nin gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Sepetin içine uzandı ve parıldayan üç yıldızı dikkatle seçti. Celestia asasını çevirerek açıkladı. "Kendin için, ailen için ve dünya için bir dilek tutabilirsin. Ama unutma, dilekler nezaket ve iyi niyetle doldurulduğunda gerçekleşir." Timmy dilekleri hakkında uzun uzun düşündü. Kendisi için sonsuz maceralar ve yeni şeyler deneme cesareti diledi. Ailesi için sıcaklığın, sevginin ve kahkahanın evlerini doldurmasını diledi. Ve dünya için huzur ve mutluluğun her köşeye dokunmasını diledi. Timmy dileklerini yerine getirdikçe yıldızlar giderek daha parlak parlıyor, geceye sihir dalgaları gönderiyordu. Köy yani keşfedilen neşeyle parlıyor gibiydi ve hava bir umut ve olasılık duygusuyla doluydu. Timmy'nin içten dileklerinden memnun olan Celestia, asasının nazik bir dokunuşuyla bu dilekleri yerine getirdi. Timmy, yeni yılın harika şeyler vaat ettiğini bilerek kalbinde bir sıcaklık dalgası hissetti. Ertesi sabah Timmy, taze karla kaplı bir dünyaya uyandı. Heyecanla dışarı fırladı ve kapısının eşiğine giden parlak ayak izlerinden oluşan bir iz buldu. Bu Celestia'nın ziyaret ettiğinin ve dileklerini yerine getirdiğinin bir işaretiydi. Yıl boyunca Timmy'nin maceraları gelişti. Ailesi daha da yakınlaştı ve dünya nezaket ve uyum dolu anlar yaşadı. Ve böylece, bu şirin köyde, Timmy'nin yeni yıl dilekleri herkes için bir ilham kaynağı haline geldi ve onlara hayallerle dolu bir kalp ve bir tutam sihirli her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.